Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir oyuna başladık. İki tane bir şey ben de komik yapıyorum. Yaklaştı. Aşağıdan yapışıyorum. Köşeyi alalım. Oo. Avalançımsı. Yani hani yapabilirim. O zaman karışımsı bir cösekeye giriyoruz. Ona girmek istemiyorsam düz uzayabilirim. Veya köşeye uzayabilirim. Ama küçük avalanç oynayalım bakalım. Biraz severim. Büyüğünü sevmem. Ama küçüğü kabul edilebilir genelde. O da gerçi rahatsız edici karışabiliyor. Uzatı dönüyorum. Kusum. Batarı çekiyorum. O da kesecek. En basit temel yolu oynarsak ikimiz için de kolay. Ama yoldan çıktık mı çok karışabiliyor. Ben bunu yiyorum. Siyah dönüyor. Beyaz taşı alıyor. Siyah taşı alıyor. Çözekimiz sonlanıyor. Evet, bu küçük avalancın en basit varyasyonu. Sente de çıktık. Mesela bu köşeye yaklaşayım. Bu tarafta çok güçlüyüz. O yüzden siyahı bu tarafa doğru ittiriyoruz. Cevap verdi. Bir daha yaklaşabilirim. Köşeye yapışabilirim. Köşeye girelim. Hayır. Batarıyı bağladık. Böyle. Bunu kesiyoruz. Döndü. Kestik. Ve aşağı iniyoruz. O da atarı. Direkt kaçabilirim. Yapay zeka çoğu zaman direkt kaçmayı öneriyor. Kenarlar bu sefer boş. Ama bu kenar biraz beyazın güçlü olduğu bir bölge. Direkt kaçıyorum ya. Hadi bakalım. Bu kolay bir cöseki değil siyah için. Şimdi siyahın kenarlara yerleştiği, beyazın da ortada kurulduğu bir varyasyon bekleniyor. Bir daha. Ölmemeye dikkat etmem lazım. Bir kere daha ettirebilirim. Düz. O zaman zıplıyoruz. Şöyle bir pip içimden geçiyor. İşte oynadım. Cevap aldıktan sonra zıplayabilirim. Mantıklı mı? Böyle cevap vereceksin. Aa, ne yaptık? Misklik. Tamam. Pip. Yani bu nefesimi kapatmama gerek yoktu. Şöyle devam edelim. Ben hamle yapmayacakken şu mouse'u tutmayayım. Üst kenara bir şeyler bekliyorum.
Yani bu iki taşın değişimi siyah faydalı oldu. Bana hiçbir şey kattığı yok. Bu şekilde. Bu şekilde. Yani bu taşı çekebilirim. Çektim. Bir daha zıpladım. Yani tekrar oynamama gerek olmayabilir. Tekrar oynamayacağım. Zayıf grubuma devam. Kayma ile dönerse burası çok güçlü. O yüzden mesela yapışsam aşağıdan hani yapsa kestim, atarı çekti, aşağı indim. Bağlasa bile yine bağlanabiliyor muyum? Bağlanıyorum gibi. O yüzden ittireyim mi? Bir kere ittirdim ve keyma ile çıkacağım. Siyah gruba genişten saldırıyoruz. İki grup savaşmaya devam edecek bu yönde. Buradan ciddi bir zayıflık çıkaramamasını umuyorum. Kolay gözükmüyor. Güzel, hızlı. Benden de güzel, hızlı bir cevap gelsin. Bu şekilde. Biraz fazla mı? Bir kere ittirelim mi? Bir kere ittirelim bence. Ama tekrar buradan devam ederse hani yeterince güçlenebilir miyiz? Biraz güçleniriz. Ya da kepi atıp bölmeye çalışınca mı ittirelim? İttirmek ne kadar sente olduğunu düşünüyoruz. Sorusuyla alakalı. İttirelim. Yine ortadaki grubundan oynayabilir. Cevap verirsen o zaman artık daha ciddi zıplayabilirim. Yes. Şimdi bu hattı kesmesi o kadar kolay değil. Yüzden bu yönde devam edecek. Evet, önce burayı soruyor. Burayı bir daha kıyalım. Yapıştım. Keserse kestim. Atarı çekti. Aşağı uzadım. Bağladı. Döndüm. Hani yaparsa kestim. Aşağıdakini uzarsa yemem lazım. Geri dönüp bağlanabilir. Oh. O zaman tek taşı alacağım. O burayı bölebilecek ama bölse bile burası tank artı tank. Böyle yaparsam Yoyomi now starts. Düz mü ineceğim? Düz ineceğim. Bağlarsa dönüyorum. Hani yaparsa keserim. Taşı çıkaramaz. Buradan hani yaparsa tek taşı alırım. Bağlarsa yaşar mı? Artık yaşamam gerekir. Biraz tehlikeli.
O da nasıl kesebilirim diye düşünüyor. Yo-Yoey now starts. Önce bir bağlaması lazım. Direkt böyle yaparsa olur mu? Bu biraz zor. Direkt kesiyorum. Şimdi mi bağlıyoruz? Burayı kesersem kosumu mu yapacağız? Nine, eight, seven, six. Anladım. Kuruduğum zaman çıkacaksın. Ama dönersem, zıplarsam böyle dönebilirim bu sefer. Dönersem, kurursam iki taşı alırım. Nine, eight. Dönüyorum. Şurayı kesebilecek galiba. Ama o kadarını okeyiz. Zıplarsa buraya dönmem lazım. Atarım. Nine, eight, seven. Böyle yaptığında dönüyorum. Bağlarsam eğer bağlayabilir miyim? Bağlayamam. Bağlar mıyım? Bağlayabilir miyiz sanki? Bağladım, korudu. Araya girdim. Atari yersem Nine, eight, kons. seven, six, five, four, three, two. Sertmiş, beğendim. Biraz zorlayalım bakalım. Bir daha. Bir daha. Hala ittiremez. Aşağıdan kesip 3 taşı alırım. O zaman çekince koruyacak mı? Koruyamaz herhalde. Yediğimde Atari bağladı. O zaman böyle dönüp alıyorum bunları. Siyah aşağıda yaşamaya yaklaştı. Bu hamleyle yaşamını kesinleştirebilir. O zaman ben de bir hamle bu grubumla alakalı yaparım. Sonuç Nine, idare eder. eight, seven, six, Çok five, da süper four, mutlu three. hissetmiyorum açıkçası. Dışarıdan da. O zaman ön sente de çok da süper sente değil. Nasıl devam edelim? Bu grubumla biraz alakalı olsun istiyorum. Nine, eight. Seven, six, five, four, three, two, one. Keima biraz yavaş hissettirmekle beraber sanıyorum grubumun sıkıntılarını çözecek. Aşağılara oynarsam böyle bölerek çıktığımda canım sıkılabilir. Tamam, bu grup bir Keima'yı daha hak ediyor. Bu sana gösterdiğim son ilgiler. Siyahtan böyle bir şey bekliyoruz. Şimdi yaklaşırsam hala bölerek çıkması hoş değil. Ama yukarıdan da devam edemem. Böyle falan yaparsam çok alan veririm. Nine, eight, seven, six, five, four, three. Buradan yaklaşıyorum. Bölerek çıktığımda bu grubun kendini halledebileceğini umuyorum. Ve mesela Keima
Keima. Okey. Fena değil. Buradan hala bir bölerek çıkma etkisi var ama aşağıdan alan yaparak devam edelim. Pinsir atarsa yukarı çıktım. Hani kesmem center. Kesmesini koruyor. Benim de bu sente gibi ama. Cevap vermezse verdi. O zaman burayı kapatabilir miyim böyle? Keser muhtemelen savaşırız. Hani yaptı kestim uzadı. O zaman biraz içeride kalabilir. Şöyle mi koruyayım? Nine, eight, seven, Ya da bu gruptan six, devam mı? five, four, three, two, one. Şöyle zıpladım. Yani üstteki siyah gruba baskımız çok ciddi olamıyor artık. Tek hamlede yaşayabiliyor yukarıda. Siyahın böyle devam etmesini bekliyorum. Nine, eight, seven, six, five. O bu hamle sert. Görelim. Ağlıyorum. O ikiye bölerek devam ediyoruz. Çok bundan o zaman neredeyse bağlandım mı? Ha ne yaparsa kesersem dönemez. Uzarsa ittirip kesebilirim. Kikleyip köşeyi korursam ha ne yaptığında kestim. Düz uzarsa yine ittirdim. Böyle düz uzayarak Nine, devam edip eight, yukarıyı seven, öldürmek gibi. six, five, four, three. Ben bunu bir sıkıştırıyorum. Direkt hane ile şimdi kesip de hani kestim uzadı bitirdim düz gitmesi lazım bir daha böyle bunu korumamız lazım. Şekilde. Nine, eight, seven, six. Bu şekilde. Yani rahatça yaşadı. Ama köşeye girmesi hala zor gibi. O kadar da yaşamıyor. Koruduk. Neredeyse beyazda yaşadı artık. Ne zıpladı. Kenara doğru oynayabilirim ya da köşeyi koruyabilirim. Kenara doğru oynasam bile köşeye girip birçok şey yapabilir. Kenara oynamamın bu Nine, gruba çok bir eight, etkisi yok. seven, O yüzden six, köşeyi five, koruyasım var. four. Mesela cevap verdiğinde oynasam bu da makul sanki. Son yemesi sente ama bu gruba zaten artık çok saldırabilir miyiz? Mesela korsam peep. Nine, eight, seven, six, five, Kenara oynuyorum. four. Şimdi bu taşı yemesi sentemsi. Köşeye bir hamle daha yapmam gerekir. Ama güzel büyük bir köşemiz olur.
Nasıl bir hamle? Mesela düz aşağı uzasam, piyip kapattım, piyip kapattım. Kolay durmuyor. Ya da böyle temiz koruyabilirim. Bu kadar acıya değmez Nine, muhtemelen. eight, seven, six, five. Temiz koruyorum. Puan durumumuz nasıl? Yavaş yavaş oyun sonuna geliyoruz. Tek zayıfımsı grup Sion bu grubu kaldı. Bunu sente de alabilirim. Tek göze düşürüp buralara sataşabilirim. Şu an bu grubunu savunacak mı? Nine, Savunmazsa eight, seven, six, five, başka four, da çok three. büyük bir şey yok. Böyle. Hani şimdi cevap verebilirim. Büyük çok. Veriyor, verdi. Aşağısı da çünkü açık, bu fena olmadı. Evet. Bu ne kadar santim? İçerilere zıplayabilir. Piple koruyabilirim ama o zaman o da neredeyse yaşıyor. Nine, eight, seven. Şuraya bir dönelim. Koruyacağız sanırım. Bu buradan bir gözü, buradan bir gözü var gibi. Şunu alayım çantada. Acaba kusum mu daha iyi şekilde? Şimdi buradaki gözü artık sanıyorum bozamıyoruz. Mu acaba? Mesela pip yapsam buradan kapatsa çıkamam. Pip yapsam buradan kapatsa Nine, çıkamam. eight, seven, O zaman bize six, oyun sonu five, dersi. four, three, two, one. Şuraya bir döktüm. Hane ve bağlama büyüğümsü oyun sonu. Monkey Jump büyüğümsü oyun sonu. Başka göze çarpan mesela bu yapışma. Büyüğümsü oyun sonu. Nine, Dönerse eight, büyük. seven, six, five, four, three, two. Hane ve bağlamayı seçiyorum. Devamındaki hane ve devamı çok büyük. Buradan yapışabilir miyim? Sanıyorum bundan bir şey çıkmaz. Korudu. Bu hamle ilgi çekici. Buralara birazcık canım çekiyor ama sanki çok bir şey yapamıyoruz. Nine, eight, seven. Buraya yapışayım. Korudu. Ve şimdi ne yapıyoruz? Nine, eight, seven, Şöyle six. küçük monkey. Puan durumu nasıl? 1, 2, 3, 4, 5. Burası 22-23.
Burası 15'te. 5 puanda bu grupta. 20, 23 daha 43. 2 esirimiz var, 45, 50 civarı puanımız var. Şu an başka nerede? Mesela böyle Nine, biraz arttırabilirim eight, sanki, öyle mi? Seven, six, five. Siyahın 1, 2, 3, 4, 5. 26. 35 puan. 10 puan daha diyelim. 45. 10 puan daha diyelim. 55. Siyahın 60'a yakın puanı var. Biraz gerideyiz sanki. Bir tık gerideyiz diye düşünüyorum. Güzel bir oyun sonuyla halledebiliriz. Nine, eight, seven, six, five, four. Oo. Aynen böyle şeyler yaparak puanımı arttırırsam çok memnun olurum. What is this? Bunu bölüyorum. Buradan çıkmaya çalışacaksın. Direneceğim. Şuradan bir 5-10 puan daha ceplersem. Güzel olur. Bu yapış etkisi yok diye düşünüyorum. 7, 6, 5. Tamam. Bunu kestik. Yukarıdan mı devam edeceğiz? Aa, çok derin oynuyorsun dostum. Bana tam olarak istediğin gibi cevap vermem. Bu iki taşı bağlamam lazım. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Atari uzadı, Atari uzadı, Atari bağladı varyasyonuna bakıyorum. Sonra ben de burayı Sente'de bağlayacağım. Ve mesela buraya zıpladı. Bu yapışmayla çıkması hala muhtemel. O yüzden bu pip mi çekici? 9, 8, 7. Bu pipi bir yapayım. Burayı keserse, üstü korursam aşağı iner. Bu pip zarar verici mi oldu? Gerçekten zor. Bu oyunumuzun son savaşı olacak. 9, 8, 7. Şimdi aşağıyı korursam, o da tepeyi dönerse, iki taş gitti gibi olur. Ben bir şurayı oynamak istiyorum. 9, 8. Buradan puan kaybetmeyi göze alıyor. Tamam yedim. Sen bağlan, ben de biraz daha kazarım buraları. Bu bölmesi tehdidi var. Bu biraz sert. Ama önce dışarı çıkması lazım. Dışarı çıkarsa korkabilirim ama korkmadan önce buralara da sataşabilirim. Bu mesela en azından böyle yapsam biraz abartayım. Bu en azından sente ve 3 taşı alabilirim devamında.
Bunu aşağıdan bir cevap alalım, sonra ben de dönüp koruyayım. Nasıl fikir? Nine, eight, seven, six, five, four, three. O. Gerçekten düz aşağı insan hani mesela döndün boşken kestin. İçeri taş attım, yedin. Ateri Nine, çektin, bağladın. eight, seven, Sonra six, aşağı in yani. five, four, three, two, Tehditkar. one. Bağladım. Bir hamle daha yapmanı rica edeceğim. Sonra ben de buraya mı döneceğim? Biraz sert davranmak istiyorum. Düz inmek. Hani kesti. Bir, iki, üç nefesim var. Taş attım, yedi. Taş attım, bağladı. Nine, Siyahın eight, bir, iki, seven, üç nefesi var. six. Ben iniyorum. Yani puanını da artmasına sebep olabiliriz. Ama bayağı tehlikeli duruyor onun için. Hani yaparsa direkt kapatılabilirim. Keserse yine aynı taş atma var. 7 ama bu sefer kovarsa Nine, oluyor. eight, seven, six, five. Ama daha çok Four. nefesim alıyor aşağıdan. Aşağıdan. O zaman koruyorum. Nine, eight. Korudum. Ne yapacaksın? Hani mi? Hala kolay durmuyor yaşaması. Bu gözü bozabilirim. Mesela hani yaptı? Burayı dürttüm. Kapattı. Bu gözü Nine, bozdum. eight, seven. O zaman hani yapabilir? Hepsini bırakması gerekecek bu sefer yaşamak için. Aynen. Sert oldu. Böyle bağlanırsan yaşayamazsın. Bağlanırsa gözü bozulur. Göz yapmak zorunda, o zaman hepsini koparıyorum. Üç taşı bırakması lazımdı baştan muhtemelen. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Teşekkürler Çinli arkadaş. Terk geldi. İndiğimde mesela keserse görelim. Öyle yapmayı planlıyordum. Kestiğinde içeri taş attık. 7 atari bağladık. Şimdi mesela Kusumi. Bu kolay değil. Yani hani hani direkt öldürüyor. İki nefes kaldı siyah. Bu yola giremiyormuş. Direkt ölüyor. O zaman evet aşağı inince olmuyor demek bu. Şöyle yaşayabiliyor muydu? Böyle değil de hani mesela. Burayı dürtebilirim. Bu gözü bozacağım. Aşağıdan iki göz. Çıkmıyor. Çıkmıyor.
O zaman buna böyle cevap vermek zorunda. Fena da değil yani. Üç taşı gotede alıyorum. Evet büyük ama gote. Şu an muhtemelen deminki gibi yine buraya dönecektim. İstiyorsa koruyabilir. Veya buradan devam. Yani oyun sonu. Başka oyun sonları da var. Ama aynen puan kaybı bir oldu muhtemelen onun için. Yani böyle bir şeye gerek yoktu. Nasıl geçiltebilir? Mesela hani kafa attı. Yani zaten çok da über büyük bir yer değil. Sonra bu yapışma var. Böyle çekebilir geriye. Onun için fena değildi muhtemelen. Şu anda da mesela yapıştığım anda tamam. Şuna bakalım bir puan durumuna. Siyah artı 4,5 diyor. Bir tık iyi olduğunu düşünüyorum siyahın durumunun. Ya en azından normal. Böyle bir hamleye muhtemelen gerek yoktu. Şöyle bir baştan bakacak olursak burada yasekimizi oynadık. Burada evet bu yani bunu düşünüyordum. Mesela bağlarsa siyah beyaz için bu çok kötü değiş. Bu taraftan kullanabilir beyaz. Bu iki taş çok daha faydalı böyle dandik bir boş üçgendense. Burada kötü oldu. Burada istediği şeyi daha düzgün yapabilirdi. Mesela bağlarsa yine benim bu biraz sentemsi. Mesela aşağıdan bağlanmaya çalışırsam hani kestiğimde hani kestiğimde indi atari zıpladı ama yine 3 taş aldı. Yine aynı şey. Aynen. Güçlüyüz burada. O sebeple çok da bir şey yapamıyor. Ama rahatlattı onu bayağı. Bu da biraz değişikti. Yani mesela böyle devam edebilir. Ben aşağıyı korudukça grubum kopuyor. Böyle saldırılar düşünebilir. Bu kenarda yaşadı evet ama zayıf grubumun zayıflığı bitti. Yani bu değişim ne kadar karlı? Burası çok güçlü olduğu için asıl içinden geçen siyahın bu tarz bir şey olmalı. Böyle yaşayabilirse süper. Ne kadar direnebilir beyaz? Çok emin değilim. Yani öldürmek kolay değil gibi. Bayağı debişilebilir. Ama bu çok bir şey katmıyor. Beyaz bütün alanı aldı ve aşağıya da tehdit ediyor gün sonunda. Evet, son savaşımızda da aşağıdaki grubu kaybettik. Teşekkürler izlediğiniz için de arkadaşlar. Görüşmek üzere.